Herkese selam. Yeni Vox sistemimiz oluşuyor demiştik. Parçaları tek tek toplamaya devam ediyoruz. Bugün sistemde kullanacağımız güç kaynağını tanıtacağım. Karşımızda Corsair'in RM serisinden RM 850W 80PLUS Gold modeli var. Çok güçlü ve verimliliği mükemmel olan bir güç kaynağı. Kutuyu şöyle bir gösterelim. Ardından da kutu açılışına geçelim. Ön tarafta güç kaynağımızın full modüler yapısını görmekteyiz. Bu konuya zaten ayrıntılı şekilde değineceğiz. Sağ tarafta 80PLUS Gold sertifikamızı ve 10 yıllık garanti yazısını görüyoruz. 10 yıl müthiş bir süre gerçekten. Bu da Corsair'in güç kaynağına ne kadar güvendiğinin bir kanıtı elbette. Kutunun arka tarafında da teknik özelliklere yer verilmiş. Biz şimdi güç kaynağımızın üzerindeki jelatini sökelim, kutusunu açalım ve kutu içerisinde neler var? Önce onlara bir bakalım. Koruma kılıfının altında güç kaynağımızı gördük ve yanında ihtiyacımız olan tüm kabloların kutusu var. Önce bu kutunun içine bakalım ve kabloları hızlıca gözden geçirelim. Güç kablosu, 3 tane PCI Express kablomuz, 3 tane SATA güç kablosu, 2 tane 4 artı 4 bağlantıya sahip CPU güç kabloları, bir adet Molex güç girişi kablosu ve 24 bin güç kablosu olmak üzere toplamda 11 adet kablomuz var. Yani istemediğiniz kadar kabloyu güç kaynağının full modüler yapısı sayesinde istediğiniz adette kullanabilme şansınız mevcut. Şimdi güç kaynağımızı koruma kılıfı ve poşetinden çıkartalım. Açık söylemek gerekirse böyle yeni şeyleri jelatininden, poşetinden falan çıkartırken insan biraz üzülüyor. Çünkü aldığı şey hep sıfır olarak kalsın istiyor. Çocukken de böyle düşünürdüm ben. Büyüdük, gene aynıyız. Bu konuda değişen pek bir şey olmadı. Poşetinden çıkartıyoruz ve canavar ortada. Şöyle bir boyuna, posuna bakalım. 13.5 santim fanı mevcut ve 0 RPM fan mod teknolojisiyle donatılmış. Yani RM serisinin soğutma fanı düşük ve orta yüklerde neredeyse tamamen sessiz çalışma için ihtiyacınız olana kadar dönmüyor. Ayrıca Corsair kullandığı bu fan yapısıyla en düşük gürültüyü de hedeflemiş. Özel olarak hesaplanmış bir fan erisine sahip 13.5 santimlik bu fanla tam yükte bile fan gürültüsünün minimumda tutulması sağlanmış. Düşük ve orta yüklerde fan ihtiyaç duyuluncaya kadar tamamen dönmeyi bırakıyor ve dediğimiz gibi neredeyse tamamen sessiz çalışıyor. E bu da güç kaynağının fan gürültüsünden nefret edenler için tabii ki çok çok güzel bir haber. Güç kaynağımız full modüler demiştik. Toplamda 12 adet konektör yapısı mevcut. Full modüler yapıda olması demek sizin ihtiyacınız kadar kablonun bilgisayarınızın içinde olması demek. Yani söylediğimiz gibi gereksiz ihtiyacınız olmayan hiçbir kabloyu takmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan kabloları takın, keyfinize bakın. Diğerleri de kullanılacakları güne kadar kutusunun içinde inzivaya çekilsinler. Bunun dışında kablo toplayıcıları ve 4 adet vida ile birlikte güç kaynağının önemli bilgilendirme kitapçığı da kutudan son çıkanlar. Şimdi gelelim en önemli konuya, yani güç kaynağımızın teknik özelliklerine hemen değerler tablosuna birlikte göz atalım. Bu güç kaynağının en önemli özelliği üzerinde vaat ettiği gücün tamamını verebilmesi. 12 volt kanalından 70.8 amper verebilen ve vaat ettiği 850 watt gücün tamamını yani 849.6 watt güç sunabilen bir güç kaynağı gerçekten çok çok iyi sonuçlar bunlar. Artı 5 volt ve artı 3.3 volt kanalından da 20 amper güç verebiliyor. Burada bizi en çok ilgilendiren kısım 12 volt kanalından verilen güç çünkü her zaman en büyük derdimiz onunla. Bazı güç kaynakları yüksek watt vaat ederler ama gerçekte o watt değerini asla veremezler çok daha altında sonuçlar verirler. Ve peak diye de bir kandırmaca vardır. Özellikle düşük seviye güç kaynaklarında bu peak ibaresini sıklıkla görürsünüz. Güç kaynağı alırken bu değerleri iyice araştırmanızı tavsiye ederim. Özellikle üst seviye sistem topluyorsanız ve bu tarz üst seviyede bir güç kaynağı alıyorsanız mutlaka bu duruma dikkat edin. Corsair bu konuda vaat ettiği gücü tamamen verebilen firmalardan bir tanesi. 80 plus gold sertifikası var demiştik ama ne yazık ki birçok videosunu yapmamıza rağmen Hala bazı arkadaşlar bu sertifikanın güç kaynağının vadettiği güçle bir alakası olduğunu zannediyorlar. Bir kere daha hatırlatmasını yapalım. 80 plus bir verimlilik sertifikasıdır. Bu sertifika tamamen sizin elektrik faturanızla alakalıdır. Sizin sisteme taktığınız bir ekran kartını daha iyi beslemesi falan da söz konusu değildir. 80 plus demek verimliliği %80'in altına düşmeyen bir güç kaynağı demektir. Yani hiçbir güç kaynağı size %100 verimlilik sunamaz mutlaka az da olsa bir kayıp vardır. 80 plus platinum sertifika bile %95 verimlilik sunabilir. %100 değildir. Bu güç kaynağının 80 plus gold sertifikası olması da verimliliğin %90'larda olduğunu gösterir. Bu da size ihtiyacınız olan gücü sağlamaya çalışırken prizden çektiği güce %10 daha fazla yükleneceği anlamına gelir. Yani 80 plus ya da 80 plus bronz veya hiç 80 plus sertifikası olmayan güç kaynaklarına göre daha az güç tüketimi yapacaktır. Tabii ki güzel bir şey ama 80 Plus sertifikasının güç kaynağının bileşenleri daha iyi beslemesiyle hiçbir şekilde uzaktan yakından alakası yok. Bunu da yeri gelmişken tekrar belirtelim. Peki bu güç kaynağı kimlere gerekli? Bir kere üst seviye sistem kuruyorsanız kesinlikle güç kaynağı masrafından da kaçınmayacaksınız. Sistemin ihtiyacı olan gücü sınırda verecek güç kaynağı her zaman problem yaratır. Bu güç kaynağının 10 yıl garantisi olduğunu söyledik. Dayanıklılık ve sunduğu güç açısından üst seviye sistem toplayacakları için tamamen yeterli bir güvence bu. Ha şu da var. 3000-3500 liraya sistem toplamayı düşünüyorsanız elbette böyle bir güç kaynağına da ihtiyacınız yok. GTX 1650 süper ekran kartıyla bu güç kaynağını kullanmak tabii ki komedi olur. Ama üst seviyelerde sistem toplayacak arkadaşlar için biçilmiş kaftan bir güç kaynağı kendisi. Çift GPU kullanan kaldı mı bilmiyorum ama onlar için de yeterli bir güç kaynağı. Tabi çok uçuk TDP'ye sahip iki tane kart belki sıkıntı çıkartabilir. Eski kartlarda SLA ya da Crossfire yapıldığı zaman 850 Watt'ın bile aşıldığı durumlar olmuştu. Yenilerle o kadar sıkıntı olacağını da zannetmiyorum. Fiyata gelirsek videonun yapıldığı tarihte Etopya'da 1058 TL fiyata sahipti Corsair RM850. İlerleyen dönemde fiyat kura veya kampanyaya bağlı olarak değişebilir, düşebilir de fiyat çıkabilir de bunu bilemeyiz. Artık güç kaynağını almak isteyen arkadaşlar bunun muhasebesini yaparlar. Corsair RM850 ile ilgili sormak istedikleriniz varsa yorum kısmına yazmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.